CHP'yi PKK ile yan yana gösteren kampanyanın bir benzerinin 31 Mart öncesinde İstanbul'da başlatılması teklifi AK Partililerden geliyor. Fakat yine AK Partili bir başka kanat, ya onlarla görüşme halindeyiz, durun, bu işin üzerine gitmeyin, bunu böyle ele almayın. Yani Selahattin Demirtaş'ın örneği, bu adaylık açıklaması, işte Başak Demirtaş'ın adaylık açıklaması olduğu süreçlerden bahsediyoruz muhtemelen. Ben tabii bunun birbiriyle etkileşim halinde olduğunu düşünüyorum. Birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yani Ahmet Türk de çözerse Erdoğan benim çözer. Benim konuştuğum bir cümle söylemişti. İşte o çevrelere yakın isimler. Yani Leyla Zana, Ahmet Türk, Sırrı Sakık, Selahattin Demirtaş'a yakın çevreler. O günlerde yani şu çizgideydiler. Biz Kürt sorununu kimle çözeceksek onunla muhatap olalım. Açıkça söylediler zaten. Devletin başında tabii. Erdoğan olduğuna göre Erdoğan'la görüşelim diyorlardı. Bu bir temenni değil. Bence bu temenni, aynı zamanda bir trafikmiş yani. Bu bir trafik hali, bu bir görüşmeymiş. Yoksa, ya Hakan abi sen de biliyorsun, hepimiz takip ediyoruz. Leyla Zana'yı kaç yıldır görmüyorsun sen? 8 yıl. Leyla Zana 8 yıldır köyüne yerleşti. Hiç ses yerleşmedi. Çıkmıyordu. Oraya neredeyse sürüldü yani. Yani adeta Şanlıurfa'daki köyünde siyasi sürgünde olan Leyla Zana nasıl oldu da birdenbire seçim kampanyasında Diyarbakır'da kürsüye, Nevruz'da kürsüye çıktı? Kanaatim o ki onu kim sürgüne gönderdiyse Nevruz'da konuşturan da o iradedir. Ve onun konuşması istendi. Aslında AK Parti ve CHP HDP ile bir görüşme, bir temas trafiği içindeyken HDP de onlarla trafik içindeydi. HDP de kendince dengeler kurdu ve yönetti. Ve şimdi görüyoruz ki, yani ben bu az önce aktardığım ifadeyi yeni duydum. Şimdi görüyoruz ki AK Parti de HDP cenahıyla ya da bilmiyorum geçmişte olduğu gibi belki PKK'yla temas halindeydi. Ya verilenler yetmedi ya bir yerde bir şey tıkandı. Ama şu kesin, aşama aşama sonuç aldılar. Nasıl? Ben daha biliyorum ki baştan DEM Parti İstanbul'da dahil belli illerde aday çıkarmayacaktı. Aday çıkarması Selahattin Demirtaş'ın eşinin ben aday olabilirim demesiyle oldu. Yani Selahattin Demirtaş'ın eşinin adaylıktan vazgeçirilmesi karşılığında, vazgeçmesi ya da vazgeçirilmesi karşılığında güçlü bir adayla çıktılar. Eğer Selahattin Demirtaş'ın hamlesi olmasaydı, bana sorarsanız DEM Parti aday çıkarmayacaktı. Bu hamleler bence bir görüşme ve bir trafik dahilinde oldu. AK Parti ile de temas vardı. AK Parti bu teması gözeterek, AK Parti içinde bir eğilim, bütünü değil ama bir eğilim, bu teması bildiği için bundan bir sonuç umdu. Ya bunları çok kızdırmayalım. Ya bir beklentisi vardı ya da çok kızdırmayalım dediler. O nedenle, hatta hatırlarsanız o günlerde Meral Danış Beştaş'ın kuvvetli aday olduğu işte şeklinde ona dair olumlu ifadeler de çokça dile getirildi AK Parti cenahında. Şimdi diyorum ki, yani Erdoğan'ın bugünkü Irak ziyareti ve ardından gelen Erbil seyahatini belki bununla anlamlandırabiliriz. Yani bak çözüm süreci bile, 2011'de başlayan çözüm süreci bile o havada, havanın barut koktuğu günlerde geldi. Bak her ki, yani en kıyıcı, PKK'nın en kıyıcı katliamlarını yaptığı sınırda operasyon evet. Vardı. Hatta Irak'ta çok ağır bir operasyon Cumhurbaşkanının vardı. Cumhurbaşkanının görüşen evet. Şerefsizdir cümlesini sarf ettiği dönemde görüşülüyordu yani. Öyle bir. O yüzden bunun arkasından başka bir trafik çıkarsa ben şaşırmayacağım. Şimdi mesela programa girmeden önce Erbil seyahatinin görüntülerini izledim. Cumhurbaşkanının uçağı askeri törenle karşılanıyor. Daha önce oldu mu bilmiyorum. Askeri törenle karşılandı mı? Neçirvan Barzani, bölgesel yönetimin başbakanı, çok da doğal ayrıca. İşte Cumhurbaşkanı'nı karşılıyor. Cumhurbaşkanı Irak bayrağı ve Kürdistan bölgesel yönetimin bayrağıyla bayrağın önünden geçerek askeri selam. Türkiye tanıyor zaten. İşte peşmergeyi daha selamlayarak. Daha önce de Türkiye'ye geldiler. Peşmergeyi de karşılandılar. Oradaki yani ne denir temsili heyeti selamlayarak devam ediyor. Neyse. Şimdi tabii daha önce Türkiye'de de işte Kürdistan bayrağının olduğu halde bir ziyaret yapılmıştı. Türkiye belki bu yolun sonunda Kürdistan bölgesel yönetimiyle ilgili tutum değişikliğine de gidebilir. Orayla ilişkilerin daha da yoğunlaşmasını sağlayacak adımlar da atabilir. Bu hayırlı da olur bu arada. Bu yani bu ilişkilenme,
yani Türkiye'nin bölgesel çıkarları arasından yararlı da olabilir. O noktada bu tavır değişikliği bir devletteki tutum değişikliği de tutum değişikliğine delalet eder mi etmez mi, önümüzdeki günlere göreceğiz. Ama ben yani bütün bu senaryoyu İran Kandil'i basması senaryosundan daha olası gördüğümü söyleyeyim. Peki Hakan Çelengin sözünü vermiştik. Sonuçta özür dilerim, söz ve beyan önemlidir. O beyanı yapması sıra dışıdır. İlk kez değişik bir şey görüyorum ben burada bu ilişkilerde. Bugüne kadar Türkiye hatta şunu bile yaptı. Bak, Bağdat'la anlaşma.